Kalp kırıklığı, kırgınlıklar, yani duygusal hayatımızdaki size yapılan yanlışlar. Evlilik teklif alacak mısınız? Para bekliyorsanız, parayla ilgili uzun süredir sınanıyorsanız, yavaş yavaş size belli haklar gelecek ama doğru giriş kapınız için 8. ay sizin için daha olumlu. Araç istiyorsunuz, araçla alakalı isyan bayrağınız oluşmuş. Bakalım, tebrikler, aracınız hayırlı olsun. Kendinize ait bir ev niyetiniz var. 9. ayın sonu ya da 10. ayın ortasında güzel bir anahtara sahip olacaksınız. 6. ay itibariyle uyanış. Yıl sonu itibariyle hayatınızdaki değişecek birçok noktanın fırsatını yaratacak. Peki bu kart sizin için ne diyor? Sevgili takipçilerim, bu hafta tarotlarım sizler için ne diyor? Tarot randevusu almak istiyorsanız 0532-236-2605. Instagram sayfam @akayofficial. Orada da düzenli yorumlarımız var diyorum. Evet, inşallah uğurlu bir hafta, hızlı ve seri geçsin. Hayalleriniz, isteklerinizle ilgili buluşsun. Ayrılanlar barışsın. Kurtulmak isteyenler kurtulsun. Gönlünüzdeki kapılar size öyle güzel açılsın ki, yani ya bu da oldu mu dediğimiz bir hafta olsun temenni ediyorum. Evet, ne yapıyorsunuz? Yükselen var burcunuzu dinliyorsunuz. Tatlı yorumlar, hangi ildesiniz, hangi ülkedesiniz, hangi köydesiniz, hangi şehirdesiniz, dünyanın hangi noktadasınız? Kısa kısa notlar, mutlaka her yorumunuzu okuyorum, beğeni veriyorum. Yazılarınız ayrıca güzel. Emek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Burçlara geçiyorum hemen. Sevgili Koç ve Ay Burcu Koç olan güzel takipçilerim, yorumlarınız ayrıca güzel. Hangi yerde yaşıyorsanız tek tek not alın bakalım. Kalp kırıklığı, kırgınlıklar, yani duygusal hayatımızdaki size yapılan yanlışlar ve bu yanlışlardan kaynaklı yanlış duygulara kapılmak ve devamlı ilişkinizle ya da yaşadığınız ilişkilerle alakalı öfke patlamalarınız var. Beni kim sevecek, bana kim aşık olacak ya da ben evet aşkı çok iyi şekilde yönetirken neden terk ediliyorum diye sorularınız var. Özellikle isminizde Ş ve K harfi varsa Bu yılı dönüştürmeniz lazım ki mutluluğu ve keyfi bulabilirsiniz. İş konusunda da 3. aydan bu yana yaşadığınız krizler ve 5. ayda tavan yaptı. Yeni bir iş, yeni bir oluşum için ciddi anlamda dönüşmeye ve iyileşmeye ihtiyacınız var. Ve farklı yollar ya da farklı şehir ya da ülkelerle ilgili mücadele başlangıçlarınız var. Bu kartlar ki ailemize ait topraklarımız var. Çok işle ilgili kendi yaratıcılığınız ve alanınıza aitliği topraklarınızı değerlendirin. Topraklar sizin için faydalı. Mesela baba köklerimizle ilgili özellikle K harfi, L ve N harfi varsa burada haklarımızla alakalı büyük sıkıntılar, büyük kaoslar ve toprağınızın bereketini başkaları iyi olabilir. Bunlara sahip çıkın ve tarım, ağaçlarınızın bereketini bilin diye uyarı veriyor kartımız. Bir de doğrucu Davut olmayı bıraktığınızda siz de başkaları gibi bir davrandığınızda paranızın gücü, iş çevrenizdeki alanda daha hızlı kararlar vererek dönüşümü yıldızı sağlayabilirsiniz. Biraz doğrucu Davut'sunuz galiba. Bunları dengeleyeceğiz. Dostlarımızla alakalı dört dostumuzda güvenin sonsuz ama o dostlarınızın çevresindeki eşleri, ilişkileri, aileleri sizinle bağla ilgili sıkıntıları olabilir. Özellikle dostunuzda H harfi ve T ve A harfi varsa kötü bir insan değil ama ailesi sizinle görüştürmek istemiyor. Evlilik teklif alacak mısınız? Şu an değil ama evliyseniz de ilişkinizde çok ciddi sıkıntılar var. F ve E harfi çok belirsiz gelse ilişkimiz bize zarar veriyor olabilir. Ev ya da ev konusuyla ilgili mahkeme ya da çözülmesi gereken konular ve bu konuda mücadele ettiğiniz noktada yalancı şahitler var. Bu evinizle ya da almanız gereken haklarla ilgili doğru savunma evresi yaratmanız lazım. Bir kart daha çevir. Kalbinizdeki kişi sizin
için ne düşünüyor? Kalbinizdeki kişi sizin değişmeyeceğinizi, onu esarete düşürdüğünüzü ve aynı şekilde sizin saçmalıklarınızdan yorulduğunuzu uyarıyor. Demek ki kendimizi değiştirmek lazım. Sevgili Boğa ve yükselen ve Ay burcu Boğa olan güzel ailem, nasılsınız bakalım? Keyifli bir hafta. Yani şöyle der, kendinizle alakalı bulamadığınız yönler, işinizle ilgili yanlışlar, hak ettiğimiz evredeki beklentiler ve aynı döngüde dönmek, aynı şeyleri yaşamak, sanki kader sizi hep geçmişle şu anki anla cezalandırıyormuş gibi düşündüğünüzde der ki yok öyle bir şey. Hayatınızda özellikle 6. ayın sonu ve 7. ayın başında çok güzel yönler bularak ve bu yönler size bereket ve aydınlık yaratacak. Özellikle isminizde Y, D, G harfi varsa yönünüzü bulmak, kazanç çevremiz, sıkıntılarımızı toparlayacak olarak gözüküyor. Devletle alakalı bu mühür der ki devlette büyük alanlarda görev yapanlar için özellikle M harfi ve Ü harfi varsa ve mertebenizle ilgili beklediğiniz imzanız ya da seyahatinizle ilgili kararlarınız aydınlığa kavuşmuş, korkmanıza gerek yok. İlişki konusunda geldiğimizde ruhunuz ilişki anlamında çok yorgun. O tarafı tamir et, bunu tamir et. İlişkini alttan al. Yani siz hiç alttan alınmadığınız için sanki ilişkileri çevreye böyle atıp bir sakin bir ortama gideyim ve kendimi bulayım dediğimizde hayat ruh ikizinizi kaybedersiniz. Daha kendimizi sakinleştirerek ilişkideki olması gereken döngüyü toparlamaya ihtiyacınız var. Araç ya da ev satmak, araç satmakla ilgili fikirlerimiz bu ay doğru değil. Borca girmeniz de doğru değil. Çünkü geçmişe dönük borçlarımız var. Bu da sağlıklı. Eşiniz B harfiyle başlıyorsa, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Aileden kaynaklı krizler evliliğimizi tetikliyor ve aramızda devamlı kötü enerjiler var. Bol bol evinizi sirkeli suyla, duayla okutmanız gerektiğini uyarıyor. Aynı şekilde sevgili boğalar, barışmak istediğiniz ve küs olduğunuz kişiden haber bekliyorsunuz. Barışık mesajınız sizin elinizde ve bu ilişki sizin için doğru nokta sağlayacak. Peki paranız olacak mı? Ya biraz daha güçlenmek için, hani bu der ki Mars'ın gücünün evresi, yani demek ki Mars o enerjisine sahip insanlardan yapacağınız işler başarı, hakimiyet gösterecek. Özellikle E harfiyle ya da S harfiyle başlıyorsanız para enerjiniz hızlanacak gözüküyor. Kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor? Onun için siz koruma duvarısınız, sizi seviyor. Ama bu der ki ailenizle bağlarınızda bazı problemler var. Aile korumanızı da mutlaka ihmal etmeyin. Ve evli çiftler için şöyle bir kart çekiyorum. Kurtulmak, ayrılmak, ekonomik olarak yaşadığınız sorunlardan idare etmekten kendinizi asmışsınız. Bu el kol bağlığınızı kenara atın ve kendinizi geliştirin. Sevgili ikizler ve yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili takipçilerim. Şüphe, endişe, iş kaygısı, iş korkusu. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Artık burama kadar geldi. Yani bir noktada hep bir pürüz ve hep bir pürüzle mücadele etmek sizin için artık daha çok şüphelenme, kendinizde şüphe etmeye başladığınız gözüküyor. Ve der ki sizin için isminizde İ, L ya da Y, A harfi çok belirginse isminizde, soyadınızda, bu konular artık geçmişte kalacak ve özellikle sizin 4. ayın sonu ve 5. ayın ortasından sonra rızk kapılarınız, kanatlarınız açılmış. Bu konuda biraz daha kendinizi telkin ettiğinizde bulunduğunuz mertebede 4 basamak yukarı. Aynı şekilde iş arıyorsanız güzel, güçlü alanlardan gelecek tekliflerle birlikte kafanızdaki o olumsuzluklar geride kalacak gözüküyor. Bu kart daha çok der ki etrafınızdaki insanlar sizi gaza getiriyor ve onlara inanarak yanlışlar yapıyorsunuz. Yani tabii ki insanlar birilerine inanarak hata yapar ama bu sizin işinize, paranıza, çevrenize ve aile aranızdaki bağları bozuyor. Biraz daha kendimizle ilgili gaza değil de başkalarını gaza getirerek nasıl kâra dönüşebiliriz, bunu öğrenmeniz lazım. Duygusal anlamda yeni başladıysanız ve bu başlangıç sizin için ne olur ne bitiyor derseniz, yengeç
ayına girdiğiniz gün bu başlangıç ilişkiyi güzelliklere getiriyor. Hatta tatile gitmek, ailemize ait çözülmesi gereken toprak ve arazilerle alakalı da mecburi gitmeniz konularda çok mutlu ve keyif alacaksınız. Su burcu bir dostunuzun, yani balık burcu olan dostunuzun ailesinde yaşanan krizler, kaoslara destek verirken siz suçlanabilirsiniz. Kimsenin sıkıntısı değil, birebir onunla konuşun, aile içerisine girmemeniz gerekiyor. Para bekliyorsanız, parayla ilgili uzun süredir sınanıyorsanız yavaş yavaş size belli haklar gelecek ama biriktirdiğiniz parayı ya borsada ya birine vererek kaybetmiş gözüküyorsunuz. Tekrar aynı şanslar oluşacak ama bunun için bir 4-5 ay, yani en az bir 4 ay geçmesi lazım. Yani 4 ay boyunca borçlarımız, sıkıntılarımız, yani ev kiramız, faturalarımızla ilgili devamlı bir aksilikler var. Özellikle de sizde Z ve İ ve A harfi varsa bunlar toparlanacak ama sabırla, itinayla savaş vermeniz lazım der. Uzun süredir böyle kafanızda taktığınız, düşündüğünüz kişinin zaman zaman sizinle bakışmaları sizi heyecanlandırıyor. Ama ondan bir şey olmaz. Sadece flörtöz bir ruhu var. Eşiniz ya da sevgiliniz, parmağımızda yüzük olan çiftler der ki birbirimizi affettik, tekrar şans tanımak istiyoruz. Orada da eş ya da sizin kardeşlerinizden kaynaklı bazı pürüzler, bazı söylenen ifadelerde kırgınlıklar var. Siz birbirinizi daha güzel anlarsanız bu ilişki toparlanabilir. Bir de kendi ailenizin arsası ya da toprağında güzel bir süreç var. Sakın arsanızı, toprağınızı satmayın. Ya da bir rahmetli olmuş birine ait, yani ölmüş büyüklerimizden birine ait güzel bir para gündemimiz var. Yurt dışında olabilir, şehir dışında olabilir. Tanıdığınız, akrabanız, kan bağınız güçlü oldu. Evlenmemiş olabilir. Orada bazı haklarımız var. Bunları sizin de hak olarak kazanacağınız gözüküyor. Bir de birine yalan söylediniz, ortalığa çıkacak. Bir de çok bu ara çok dedikodu yapıyorsunuz, zararlı çıkarsın, dikkatli olun. Sevgili yengeç ve yükselen vay burcu yengeç olan sevgili takipçilerim, bakalım bu hafta kartlarım sizin için ne uyarıyor? Hangi konuda sıkıntınız var? Gebelik, hamilelik ya da çocuklarla ilgili bazı sorunları gündeme getirir. Der ki doğurduğumuz evladımız ya da hamileyseniz herhangi bir risk yok ama onlarla bağla ilgili oturtamadığımız noktaları düzenlemek lazım. Evin içerisinde bir kız bir erkek ya da iki erkek bir kızınız varsa devamlı tartışmalar ve çocukların psikolojik evreleri yıpranmış gözüküyor. Özellikle sizde G harfi ya da B harfi ya da L harfi varsa anlamsız bağırmalarınız var. Aynı şekilde eşiniz, eşinizin ailesi, kendi ailenize öfkeleniyorsunuz. Bunları bu hafta toparlamanız ve biraz daha adımlarımızı doğru düşünmeniz lazım. Hani böyle diyorsunuz ki üzerimizde bir negatif enerji var. Bir şey akıtarak ya da bir hayır vererek bu enerjimize der ki kurbanda, kurban kesmekte sizin üzerinizdeki tüm kötülükler bitip ve rızkınız ve kendi içsel sağlığınız. Çünkü dönem dönem evdeki herkes hastalanıyor, siz hastalanıyorsunuz. Bazen işe gitmek bile sizi mutlu etmiyor olabilir. O yüzden bir kurban kestiriyorsanız ya da hayır yapıyorsanız bu sizin üzerinizdeki tüm kötü enerjiyi çekeceğini gösterir. Bir de bir sevgilim pişman olup gelecek mi? Hatta bin pişman olsun, sürünsün, iki ayağı bir araya gelmesin dediğimiz film şeridi gibi tam kalbinizdeki şekilde bu lafları söylediğiniz her şey tek tek kulağınıza gelecek. Sonra der ki siz buna karşı hiçbir şey hissetmiyor musunuz? Hissediyor musunuz? Tekrar şans mı vereceksiniz? Yapmayın Allah aşkına. Yıkılmış bir kuleyi pişmanlıkla tekrar niye alacaksınız? Ona güvenmeyin. Ona güvendiğinizde maddi manevi zarar görürsünüz. İhmal etmeyin. İş arıyorsanız ve bulamıyorsanız ve hala aynı noktada sıkıntıysa bu kartta ki 8. aydan önce iş kapınızla ilgili beklentileriniz olumsuz. Yani biraz daha boşluklarla mücadele edeceksiniz. Ekstra ufak tefek gelirler sağlayacağınız alanlarınız olabilir ama doğru bir iş kapınız için 8. ay sizin için daha olumlu. Bence sizin anne köklerinizin bazı yaptığı yanlışlar genetik yapımızda bazı hüzüntüler bırakmış. Mesela ailenizde trafik kazasında
ya da ani yaralanma ya da ani bir ölüm yaşandıysa bu mezarı gidip ziyaret edin. Oraya bir dua edin. Su dökün etrafına. Bu üzerinizdeki o yük psikolojisi vardır ya. Bir şeylerin size yarattığı, rüyalarınız çok karışık olabilir. Psikolojiniz çok yorgun olabilir. O gideceğiniz mezarda daha böyle bir ruhunuz temizlenmiş olacak. Bakalım iş kurmak isteyenler için. Evet ya, bu işi çok iyi bildiğimiz iki dostla, hatta dostunuzda B ve İ, B, L harfi varsa çok güzel evrelerle başarı sağlayacaksınız. Peki bu kart sizin için ne diyor? Yani bu dünyada yaşarken hayatının kıymetini, yaşadığın bedeni, yaşadığın rızkı çok doğru bir gökkuşağına çevir ki yaşadığın her günün kıymetli olduğunun farkına var. Bu şekilde yaşam seni yoruyor der. O yüzden kendinize iyilik yapmanız lazım. Sevgili Aslan ve Yükselen ve Ay Burcu Aslan olan sevgili takipçilerim. Ya şöyle bir hani dilek dileriz ve bu iş kapısı ile ilgili olur mu? Bu haber gelir mi? Ben çağrılacak mıyım? Yani der ki 2 hafta içerisinde ya da 4. ayın sonunda verdiğiniz oluşum size olumlu cevap ve bu kapıda çalışma enerjiniz hakimiyet gösterecek. Ve orada konum ve mertebenizle ilgili de doğru, maaşınızla ilgili de güzel ışık yanıyor. O haber sizin kader çarkınız. Belki bu ara en önemli şey C ve R harfi varsa konum ve mertebe olarak ve parasal hayatımızdaki krizlerimiz artık geride kalacak. Ve de en önemli şey yaptığınız iş, kendi işiniz ve kendi gücünüzle burada çok büyük bir oluşum ve güzel kazançlarımız hakimiyet altyapısına oturtacaksınız. Mesela der ki bu kar 6. ay ve 9. aya kadar planladığınız her şey size çok güzel bir süreçte ilerliyor. Ve motif gibi işleyeceğiniz iş kapılarınız ve işsizseniz bile size yıldız gibi parlayacak oluşumlar var. Ve en önemli şey araç istiyorsunuz. Araçla alakalı isyan bayrağınız oluşmuş. Bakalım, tebrikler, aracınız hayırlı olsun. Doğru ödül, doğru kapınız var. Özel hayatınızdaki kişiyle aramızda devamlı başka insanların ilişkimize girmesinden kaynaklı devamlı pürüzler yaşıyorsunuz. İlişkinizi başka birilerine kattığınız enerji sizi yoruyor. Der ki birebir enerjiniz size daha büyük mutluluk verecek. Hayat arkadaşınızın farklı bir vatandaşlığı varsa ya da Karadeniz olabilir ya da Doğu bölgesi olabilir. Aileler arasında bazı karışıklıklardan dolayı ilişkiniz baskı altında olabilir. Biraz bu ilişkiyi sakinlikle götürmeniz lazım. Bu ara farklı kurslar alarak kendinizi marka, yön konusundaki, mesela mühendissiniz, astrolog olmak istiyorsunuzdur. Mühendissiniz, doktor olmaya karar vermişti. Bunlarla ilgili farklı bir yön çalışmasıyla birlikte farklı evre yaratacaksınız. Eğer isminiz A harfi ya da L harfi ya da K harfi diye başlıyorsa miras konularında haksızlıklar ve kardeşler arasında bazı sorunlar gündemimizi meşgul edecek. Bu kart der ki evlilik kartıdır. Kendi bileğinizi kendiniz kesiyorsunuz. Burada daha sakin konuşmalar, ilişkinin motivasyonunu arttırmak ve ilişki anlamında kendinizi güçlendirmeye ihtiyacınız var. Taşınmak. Der ki 12. kattaysanız daha yüksek kata, alt kattaysanız daha yüksek kata ve kendinize ait bir ev niyetiniz var. Bununla ilgili kenarda bazı oluşturduğunuz paralarla birlikte 9. ayın sonu ya da 10. ayın ortasında güzel bir anahtara sahip olacaksınız. Bu kart sizin için bu hafta ne uyarıyor? Aşkla şifalanmayı uğrarıyor. Yani sevilmek, değer görmek, aşık olmanın çok kıymetli olduğunu, hayatınızdaki insanın sevgisiyle mutluluğu aynı anda tatacak. Hatta elektronik eşyalarla ilgili kararlarınız var. Yeni eşyaları alıp kredi kartınıza zarar vermeyin. Biraz daha bunu geciktirmeniz gerekiyor. Mutlu kalın. Sevgili Başak ve Yükselen Ay Burcu Başak olan sevgili takipçilerim, bakalım bu hafta kartlar sizin için hangi kartı çekiyor?
Galiba yöneticileriniz, iş ekip arkadaşlarınızın böyle vurdum duymaz tavrı ve işteki bu konuşmalar, yani zamansız saatler, gelişler, idare etmekler sizi yıpratmış olabilir. Ve burada artık yöneticilerle, birileriyle konuşma kararı içerisindesiniz ama bu doğru karar mı, yanlış mı karar, başka bir noktayı mı düşünüyorum derken artık konuşmanız gerekiyor. Gerçekten burada sizi daha çok zorluğa sokacak insanlar var ve burada sistemsizlikler çok fazla ilerlerken üst düzey ya da yöneticileriniz bunun farkında değil. Birinin uyarı maili atması gerekiyor. Farklı bir yerde iş konusunda çalışan bu devlet ya da silah kullanıyor olabilirsiniz. Silah üzerine devlet, asker, polis ya da devlet ile alakalı bütünleştiğiniz noktada çok inandığınız dostlarınızın size iftirasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle H harfi, G ya da L harfi varsa ya da Z harfi varsa bu bilinsin, canımızı yakabilir. Bir de ailemizle alakalı çözülmesi gereken, özellikle 5 kardeşseniz ya da anneniz 5 kardeşse burada anne haklarınızla alakalı devamlı kenara atılan konular var. Bu konuda bu yerler değerli ve kıymetli. Sakın anne haklarınızı kimseye yedirmeyin. Avukat tutup muhatap olmayın. Çünkü orada güzel haklarınız, toprağınız ya da eviniz ya da o alana müteahhit gelecek ve yeriniz değerlenecek gözüküyor. Son zamanlarda da ilişkiler konusunda yaşadığımız ilişkimizle alakalı onun rahat tavrı, önemsememe tavrı, kendinizi bu ilişkide yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bu ilişkinin bittiğini siz de biliyorsunuz. Sadece alışkanlıklar ve yalnız kalmamak adına böyle devam ediyorsunuz. Kart ne der? Öldür, rahatla. Yani der ki kalbindeki sevgiyi bitir. Acı çektiğin noktaları gör. Kimi idare ettin? Yani bu ilişki idare edilecek bir insan değil. Senin için doğru bir insan değil. Doğru düşün. Bir kart daha der ki evli olanlar, bu kart evlilik kartı, yolculuk kartı, birlikte seyahat kartıdır. Özellikle eşinizin çekik gözü varsa ya da sizin geniş çekik gözünüz varsa burada güzel bir anahtarla ilgili kararlarınız ve iş kurmak, ortak işlerle ilgili fikirleriniz var. Sizde de Ü ve S harfi varsa ve aynı şekilde E de baskınsa bu iş yapacağımız karı koca ya da o aileyi de ilgilendiren işte bir markalaşma var. Bunu ihmal etmeyin der kart sizin için. Bir kart daha bakıyorum. Der ki çok yıldızınız ve enerjiniz yüksek. Özellikle tiyatro, sanat, bu tarz noktalarla ilgili ilişkileriniz varsa yapın. Yani ya da genç bir kız olabilirsiniz. Bu tarz bir noktaya merak olun. Belki 30 yaşındasınızdır. Buraya doğru sanatsal, mimar olabilirsiniz, tasarımcı. Bu konularda özellikle 7. ayda farklı tanışacağınız insanlar size büyük bir destek olacak ve iyi kapılarımız var. Bu erkek eşiniz, egosu çok yüksek, yorucu bir insan ama onu çok sevdiğiniz için idare ediyorsunuz ama sizi hiç idare etmiyor. Onunla bir konuyu çözelim ki çocuklarımız ve düzenimiz daha rahat etsin. Size kart çekiyorum. Bu hafta kart ne diyor sizin için? Duanı bol edeceksin. Allah rızkını da, sevincini de, kimin sağlık problemi varsa şifalayacağını gösterir. Şifanız, duanız olsun. İyi seyirler. Sevgili terazi ve yükselen may burcu terazi olan sevgili takipçilerim, nasıl gidiyor? Sıkıntınız var mı? Kederiniz var mı? Boşanıyor musunuz? Her şey üst üste mi geliyor? Bakalım yazın hangi noktada sıkıntınız var? Bir dikkate alayım sizi bu hafta. Çekiyorum. Yani bu der ki çok kız kardeşiniz varsa ya da eşinizin çok kız kardeşi varsa kardeşler arasında ailemize ait konuların dışarıya sızması, bazı lafların dönmesinden kaynaklı böyle pürüzler yaşanabilir. Yani ağzımızı sıkı tutacağız, kol kılınır, yel içinde kalır dediğimiz, yanlış kullandıysam bunu yazın. Evimiz ve çevremizle alakalı insanlara koz vermememiz lazım. Çünkü aile sülaleniz ve kökleriniz biraz fesat ya da kıskanç insanlar, özellikle ailenizin dağılmasını istiyor. Sakın bunu yapmayın. Yaptığınız takdirde kardeş ya da eşinizin kardeşleri yüzünden dağılımlar söz konusu olacak. İhmal etmeyin, bu kart size ciddi bir uyarı veriyor. Aynı şekilde bu kart şunu da der. Çok güzel giden evliliğimizi bir kadın yıkabilir. Çok güzel giden ilişkimizi bir kadının aklıyla yıkabilirsiniz. Bunu da ihmal etmemeniz lazım.
Çünkü dönem dönem aldatılma şüphesi değil. Eşinizin flörtöz ruhu ya da eşinizin ya da sizin şık tavırlarınız soru işaretlerine sebep ediyor ve şüpheye yol açıyor. Biraz daha ilişkimizle alakalı noktada daha net konuşmalar. Bu aynı şekilde şunu da der. İş yerinde çarpıcı enerji içerisindesiniz. İnsanlar sizin çok fazla öz evrenize ve özellikle Ş ve U ve H harfi varsa ciddi sorunlarla ilgili sizinle ilgili dönen dolapları uyarır. O yüzden daha dikkatli ve temkinli olduğunuzu istiyorum. Ve der ki mahkeme, çözülmesi gereken konular, boşanma, ailemizde ceza ve ceza konularıyla alakalı mahkemelerimiz var. 6. ve 7. aya girmeden çözülmesi gereken olaylar. Bununla ilgili mümkün olduğu kadar daha büyük bir savaş vermesin. Mesela bir kefil olduğunuz bir şey eviniz elden gidiyor olabilir. Ya da kredi borcunuz vardır. Evinize el konulabilir. Bu unutulan borçları ihmal etmemeniz lazım diye uyarıyor. İş hayatınızda küs olduğunuz ya da kırgın olduğunuz, yanlış düşündüğünüz insanla aramızdaki bağ tekrar toparlanacak ve birbirimize olan evreleri iyileştireceğiz. Aynı şekilde İşimizle alakalı noktada da belli eğitimler, belli yurt dışı dil eğitimi, belli kurslarla birlikte de kendimizi daha büyük alanlara doğru planlayabiliriz. Bu doğru karar. Güzel bir şey. Bu kartı sizin için çekiyorum. Kart der ki bu hayatta hep kendiniz için değil, aileniz, kardeşleriniz ya da çevrenizdeki inandığınız insanlara kendinizi kurban ettiniz ve yaşınız biraz da olgunlaştı. Bugün size bir şey olsa kimsenin sizin kadar size kurban etmeyeceği gözüküyor. O yüzden paranızı, o yüzden kazancınızı, o yüzden en ufacık hayatınızın değerini bilin. Yoksa duygusal olarak da manevi olarak da bazı şeylerin dersi ağır olur. Aynı sınavlar içerisinde zarar görmeyin der. Peki bu hafta bu kart sizin için ne diyor? Anahtar değişimi, anahtar alımı doğru ama zamanı var. Acele etme, daha çok güzel noktada yaşayacaksın. Göz ameliyatı olabilirsiniz. Dikkatli olun. Sevgili akrep ve yükselen ve ay burcu akrep olan sevgili takipçilerim, bu hafta tarotlar sizin için neler diyor? Ya kendimizle yaptığımız bazı noktalarda, mesela bu işi de çok yoğunsunuz, çok emek veriyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Yani köle gibisiniz, esaret içerisindesiniz. Onun dosyası, dışarıdaki işler, toplantılar. Bu kadar mücadelenin arkasında kendinizi sorguluyorsunuz. Yani ben bu kadar yoğun bir tempoda ne için varım ve hala aynı noktadayım ve parasal anlamda da çok büyük zorluklar yaşıyorum ve hiçbir şey değişmiyor. Yani bu neyin sınavı? Ben kimin cezasını çekiyorum diye sorgularınız var. Aslında bu kart bir nevi, hani bu sorgular, bu düşüncelerin içerisinde o karanlık sizi artık aydınlığa doğru dönüştüreceğini ve dönüşürken de birçok insanı, gerekiyorsa işimizi, çevremizi, hayatımızı komple yıkarak kendi özgür alanımızla ilgili yenilik yaratmanız lazım. Bu kart der ki 2024 sizin için 6. ay itibariyle uyanış, yıl sonu itibariyle hayatınızdaki değişecek birçok noktanın fırsatını yaratacak. Yani artık pişman olmayacaksınız, hata yapmayacaksınız, hatalarınızla ders alacaksınız. Bu kart der ki S harfiyle başlıyorsanız ya da mesela isminiz Bircan olabilir, isminiz Meltem olabilir, isminiz Kibaret olabilir. Geçmiş ay her şeyi kapattınız. Ve yıl sonuna kadar da bambaşka bir şekilde kendinizi geliştirerek ve iş ve çevre alanında da güçlü bir evredesiniz. Düğün organizasyonu, farklı işler yapıyorsanız da der ki vallahi siz organizasyon için gelmişsiniz. Konuşmak, anlatmak ve insanlara şifacı olmak istiyorsunuz. Bu konuda da başarılarınız sizin avucunuza veriliyor. Peki ilişki konusunda kart çektiğimde kartımız der ki kaç kere daha aşkta acı çekeceksin, kaç kere daha hata yapacaksın, gözün gibi baktığın insanlar sana yılan gibi sokuyor. Bir kart daha çekiyorum.
Yani artık senin o mevlevi olarak kendini bir dönüştür. Rabbime bir dua et, şükür namazı kıl. Güzel kalbe değişimle uğrayacaksın. O yüzden artık seni hatasız insanlar, tabii ki her kul hatalıdır ama daha anlayacak, senin ruhuna hitap edecek bir enerji de sana veriyor. Mesela hayatınıza girecek kişinin kesinlikle baş harfi H olabilir. Sizin isminizde H belirgin olabilir. Mutluluğu ve güzel aşkı da en iyi şekilde kendi hayatınızda oturtacaksınız. Güzel bir şey. Bir de bir kart bakı çekiyorum. Evli olanlarda da mucize, çocuk tedavi ya da sürpriz gelişecek olaylar, bir erkekten alacağınız büyük bir destek ve bu destekle birlikte güzel kazanç ve güzel bir yuva ya da güzel bir malla ilgili de güzel fikirler içerisinde olabileceksiniz. Bu hafta kartım sizin için ne diyor? Zamanı gelen lezzeti tadacaksın. Zaman senin için güzel. Doğru kararlar verdiğinde 4-5 ay içerisinde her şey saatinde, dakikasında sana iyi gelecek. Evlilik teklifi de alabilirsiniz ya da verebilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen ay burcu yay olan takipçiler, vallahi koltukla bütünleşmişim. Hiç dikkat etmedim ama ben gerçekten haki yeşilini çok seviyorum. Evimin birçok noktası mor ve yeşil ve yeşil olan bir tutkunluğum var. Bilmiyorum. Yeşil de size uğurlu gelsin bu hafta diyorum. Ya evet, kart hemen şöyle diyor. Sihirin ve dönüşümün, mesela S harfiyle başlıyorsunuz. Ve Z harfi varsa ve B harfi varsa güzel farklı alanlardan gelecek teklifler ve özellikle de uzun süredir mücadele ettiğiniz işinizle alakalı, size verilmesi gereken haklarınızla alakalı bu birkaç ay içerisinde ciddi anlamda sanki değnek size dökülecek, yöneticinizin farklılığı, size var edecek ekonomik olarak destekler, stabil bir noktadaysanız bile güçlenmek ve ekibin içerisine dahil olmak, memuriyet hayatınızla ilgili yaşadığınız sorunları düzeltmek ve güzel şeylerin başlangıcının size iyi geleceğini gösterir. Ama işsizseniz aradığınız noktada doğru mesajlar size iletilmiyor ve der ki artık doğru mesajlar atarak doğru noktalarda iş arayın. Mesela 11. ve 10. ayda size iş kapıları açılabilir. Bu ara fırsatlarınız var, değerlendirin der. Bir de devletle alakalı bir destek alacaksınız ama bu destekte de şöyle Ahmet gibi, Melahat gibi, T ya da M harfi belirgin bir insanın gerçekten çevresi ve alanı kuvvetli, bu konuda size büyük bir destek verecek. Baktığım zaman da şöyle, ailenize ait bir arazi var, satmaya çalışıyorsunuz ama bu arazinin altı ya da toprağı çok kıymetli ya da üstündeki ağaçlar ya da o bahçe çok kıymetli. Başka kredi çekin, borç edinin, yani o sizin sığınma yeriniz olsun ailece, kardeşler arasında. Bu kökü ziyan etmeyin. Eğer bu kökü ziyan ettiğinizde asılmış bir evredesiniz. Hatta kardeşlerden birinin gücü varsa orayı başkası değil kardeşlerinize ikna ederek burayı alın isterim. Duygusal hayata geliyorum. Yeniden doğmak, yeniden aşık olmak için var mısınız? Evet, varsınız. Aynı şekilde de ilişkiniz varsa bu ilişki, biz aynı evde doğmak, aynı evde uyanmak kararları içerisinde olacağız. Bu hafta bu kartım sizin için ne diyor? Bu der ki bilgi ve aklın yaşamayacağı hiçbir şey yok. Hani kıvrak zekanız, ifadeniz, ikna ediciniz ve dışarıda alım satım işleriniz ve duygusal anlamdaki her şey size artı olarak dönecek. Ve yarım kalan konularımızı da bu hafta bilerek onları toparlayacağız. Ailenize ait bazı borçlar da var. Bunlarla ilgili de farklı noktalardan gelecek desteklerle birlikte rahata ereceksiniz. Sevgili Oğlak ve yükselen Vay Burcu Oğlak olanlar, kendi tarotlarıma kimse de yok. Hemen çekiyorum. Kader çarkınızın ya der ki 2017'den bu yana hayatımdaki her şey çok fazla üst üste geldi. Tüm ritüelleri denedim, tüm duaları ettik, tüm her yere gittim. Hala bu çark bana dönmedi. Bu çark kimin çarkı? Ya da bu çarkı ben ne zaman döndüreceğim? Kaderim böyle mi gidecek diyen bir içsel bir kaosunuz var. Özellikle de R ve N ve U harfi varsa yanlış seçimleri yaptığınızı biliyorsunuz değil mi?
Yanlış kararlar yüzünden bu kadar döngünüze devamlı dönüyorsunuz. Bu evrede artık kendi bilgeliğiniz ve aklınız da artık bu konuda yanılmaya başlamış. Biraz hobi alanlarımızı değiştireceğiz. Bulunduğumuz iş yerindeki alanlarımızı daha bilinçli hareket edeceğiz. Ne kadar güçlü, ne kadar iyi bir karakter olduğunuzun farkındasınız. Ama kader sizi hep tepe taklak ediyor. Tam çıktım, beni kimse aşağı indiremez dediğimizde ertesi sabah borçlar, bazı hatalar, bazı uyarılar ve şirketiniz ya da çalıştığınız ya da kendi işinizle ilgili devamlı bir kriz halindesiniz. Evet ya, diye bu geçişleri tamamlayacaksınız. Yani biraz daha bunlar için gerçekten zorlu muyum ne dediğinizde zorlu. Bir ailemize ait bir yer var. Borçlarımızla ilgili satılması gereken nokta, acil taşınmanız lazım. Düzeninizle ilgili sıkıntılarınız var. Yani ev arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. İş kapınızla ilgili para konularında bir türlü dengeler oturmadığı için de kafayı yemek zorundasınız. Yemeyeceksiniz. Yani bu kimsenin günahı değil. Bu sizin kendi seçimlerinizle alakalı. Birilerinden ah mı aldık, köklerimiz beddualı mı diyorsanız, hayır, sizin yanlışlarınız. İdealist karakterlerinizden hep bir denge böyle olmuş. Düzelecek bu kader çarkı, korkmayın. Bu yıldız sizin başınıza taç olacak. Ne zaman olacak dediğimizde kartımı soralım. Yani Aralık ayı itibariyle artık gökyüzündeki melekler, gökkuşağının Rabbi ve size dokunacak sihirli elle birlikte bu kaosların hepsi gitmiş olacak. Yeter ki Aralık'a kadar sabret. Yani nefes al, şükret. Tabii ki inançlarımız devamlı şükürlü ama siz daha çok böyle sabırla şükretmeniz lazım. Borç konularımızla ilgili de ailemizin bazı yaptığı yanlışlar var. Bunlar da biraz ürkütüyor ama onlarda bir sıkıntı olmayacak. Herhangi bir haciz evresini önlemiş olacağız. Ve hayatımın ruh izgisi, dans ettiğim, öpüştüğüm, çok iyi anlaştığım bir ilişkim var. Bunun sonu ne olur diye sordunuz. Bunun sonu 2 yıl içerisinde evlilik olur. Evli olanlarda da ilişkinizin kudretini, ilişkinizin inancını kaybetmişsiniz. Toparlamanız lazım. Özellikle eşiniz Başak, Boğa, Oğlaksa bazı dengelerde siz de artık ona destek vermeniz lazım. Ve dönem dönem ani ataklarımız, panik ataklarımız tutuyor. Komşuya kızmak, apartmandaki insanları bağırmak, herkes adlarını bildirmek istiyorsunuz da yok ya, kavga edince çok sert oluyorsunuz, uzak durun kavgalardan. Bu hafta bu kalp sizin için ne diyor? Emin Hakkı ne diyor size? Güzel seyahatleriniz, ufak tefek yapacağınız seyahatler sizin daha güçlenmenize, mutlu olacak planlar ve hatta orada tanışacağınız çevre ve yenilikler sizi daha keyifli yaratacak. Sevgili Kova, yükselen Vay Burcu Kova olan sevgili takipçilerim. Artık arkanıza dönmeyecek bir başarı ve yurt dışı, şehir dışı ile alakalı beklediğimiz olaylar böyle ayaklarınıza serilecek. Şirketimiz yeni araç verebilir. Yeni araç konularımızla ilgili netliğe kavuşacağız. Farklı yurt dışı ile bağlantılı iş yeri ya da devletinizle çalıştığınız noktada yurt dışı ile alakalı imkanlarla ilgili fırsatlar var. Sizi düşünüyorlar. Bunun için siz de bir mücadele dönemi içerisinde olacaksınız. Yani bu dönem, yani değişimleriniz için 2 ay boyunca hiçbir hata yapmamanız lazım ve hayatınızdaki odak noktanızla ilgili de planladığınız her şey size güzel evre yaratacak gözüküyor. Cezaevi ya da bakım evinde olabilir ya da psikolojik olarak sıkıntısı olup hastanede olan kim varsa o kendi evresinde tedavisi ve özgürlüğüne kavuşacaklar. Ailede böyle bir sıkıntı, genlerde bir sıkıntı ya da herhangi bir suçla içerideyse ya da eşiniz çocuklarınız bekliyorsa dört gözle bu kapılarda fırsatlar var, aydınlığa kavuşacak. Bir de yeni bir işe başlayanlar burada kendinize daha iyi imkanlar ileteceğiniz gözüküyor da mesela Gamze, Işık, İrem, İlkay, bu kişiler ya da İ ya da o harfle Ş harfi varsa sizin için şöyle diyeceğim. Uzun süredir ışığım ve bereketim söndü.
Yani elimdeki her şey kayıp gidiyor. Tam orayı toparlıyorum, buradaki param gidiyor. Evde aksilikler yaşıyorum. Yani dolabım düştü, avizem yere patladı diyorsanız artık 6. ayın 21'inden sonra sizin için çok şey değişecek ve bu değişim artık daha farklı fırsatları yaratacak. Dengeyi, huzuru, içsel yaşadığınız kaosları ve hatta psikolojik olarak da daha rahatlamış yoga, meditasyon ve kendi denginizle var edeceğiniz şeylerle mutlu olacaksınız. Bu da evlilik hayatınızla ilgili ters giden şeyler iyileşmiş, birbirimize daha sağlıklı birleşme ve soğumuş evremizi iyileştirmiş, aramızdaki yatak bağımız güçlenecek, iletişim daha sağlam adımlar. Hatta bulunduğumuz noktayı başka bir yere taşıyarak yepyeni bir enerji içerisinde olacaksınız. Parasal evrenize geldiğimde de bazı sıkıntıları yavaş yavaş atlatacaksınız. Özellikle de büyük şehirdeyseniz daha küçük şehre taşınarak orada kendi şartlarımızla alakalı noktada daha büyük oluşumlar sağlamanıza destek veriyor. Aşk hayatınızda yenilik, güçlenme, yeni ilişki ve konuşabileceğiniz, sohbet edeceğiniz, sizi anlayacak bir aşk var. Eski ilişkinizle ilgili onu çok kutsal ve çok özel bir yere koydunuz. O sizi çok hor gördü. O yüzden o geri gelse de aynı tepkiyle devam eder. Bu hafta kartınız ne diyor? Sarıl, affet. Nefes al, gülümse. İstediklerinle sevineceksin. İstemediğin şeyler de senden uzak olacak, korkma der. Sevgili balık ve yükselen ay burcu balık olan sevgili takipçilerim, bu hafta siz hangi derttesiniz, hangi sıkıntıdasınız? Kocanızla mı, sevgilinizle mi, işinizle mi, ailenizle mi, babanızla mı, nişanlınızla mı? Bakalım sorunlarınızı bir yazın bakalım, dikkate alalım. Yeni işiniz, yeni istediğiniz işin mührüyle ilgili sevinç tadacaksınız ve çok da mutlu olacağınız bir anlaşma 12 gün ya da 27 gün içerisinde bu imzanız gerçekleşmiş olacak. Hatta der ki çok kalabalık bir noktadaysınız, buradaki mührünüzde de yenilikler söz konusu olurken hem paranız hem konuşamadığımız konularda masaya yatacaklar. Dışarıda işlerimiz, daha hareketli organizasyonlar, grup çalışmaları içerisinde alım satım, emlak, arsa, arazi, neye uğraşıyor, otel, turizm düzeyde bu hafta çok kazançlar, daha hızlanacak anlaşmalar ve burada gelirimiz ve sistemimizin ve kazancımızda bu bahşişiniz olabilir, yıllık priminiz olabilir, iyi gelir sağlayacağını uyarır. Aynı şekilde de bu kart der ki beklediğin iki kişiden haber, kalbindeki kişi de sana doğru cevap verecek. Yani ayrıldığınız kişi geri adım atıyor. Ciddiyet içerisindeyken gereksiz küstüğünüz kişi de aramızdaki bağ düzelecek. Evliliğinizde ters giden şeylerde yumuşama evresi var. Yani siz zamanı kovalarken güzel kazançlar, güzel enerjiler, güzel fırsatları da kovalayacaksınız. Aslında size 6. ayın 21'i itibariyle zaman öyle güzel akacak ki ve büyük bir ihtimal 2025'in de 5. ayına kadar bolluk ve bereket evreniz fazlasıyla iyi olacak. Bu kart kendiliğinden düştü. Toprak burcu insanlardan gelecek destek. Hatta toprak burcu biri yurt dışında yaşıyorsa oradan gelecek bir davetiyle yurt dışı ile ilgili imkanlarınızı da sağlayacaksınız. Hani bir başarı ödülü, bir rütbe ödülünüz var ama der ki hayatta da bu ödül sizin için doğru ve kıymetli. Kitap yazın der, senaryo yazın der, yaratıcılığınızla ilgili kendi bilimsel çalışmalarınızı yapın der. Kendinizi hani hiçbir işe yaramıyorsunuz ve zekanız ve pratik zekanızla dışarıda farklı insanlarla diyalog kurarak kazançlarınızı arttırabilirsiniz der. Aşk hayatınızda da yenilenmeler var. Su gibi aydınlık olacaksınız. Bu hafta kartım sizin için ne diyor? Ayıp kimseyle kavga etme. Vallahi kart kıyameti kopartma diyor. Ve her koparttığın kıyamet gerçeklik, haklılık olsa da yıkılan ve zarar görecek sensin. Gerçeklikler ortaya çıksın diye bu kaosu, bu olayı yaratırken bazı yapılan yanlışlar, konuşmalar, pişman edici hakaretler olabilir. Bu da çok uzun soluklu, tanımadığınız insanlardan zarar görebilirsiniz. Mesela E harfi, Emir, Emircan, Emine, Esra, Ebru, ne bileyim bu E harfi, Emrullah. Yani kim bu harflere sahipse çok büyük bir mal mirasımız var.
Hani 46 yıldır devam ediyor olabilir, 20 yıldır devam ediyor olabilir. Bununla ilgili çözüm ve haklarınız var. Çok da büyük evrede rahatlık var. Bir kart daha çekeyim. Bu hafta kart size ne diyor? Ay, şüpheciliği bırak, relax ol, tatilinin tadını çıkart diyor.